El yazısı ya da imza analizi, grafoloji deniyor bu uğraşıya. Yazılan yazılardan insanların karakterlerini, o anki duygularını, hatta sağlık durumlarını analiz edebileceklerini iddia ediyor grafologlar. Kimilerine göre bu bir bilim dalı, kimilerine göre ise tamamen safsata, bir nevi fal yani. Peki işin aslı nedir? Tam olarak cevap veremeyecek olsak bile gelin birlikte anlamaya çalışalım. Bir kas ve sinir işi olan yazmanın üzerinde insanların karakterlerini, insanların o anki duygularını, insanların hatta sağlık durumlarını tahmin edebileceğini iddia ediyor grafoloji uzmanları. Bu işte uzmanlaşan insanlara grafolog ya da grafolojist deniyor. Harflerin biçimi, şekli, büyüklüğü, harfler arasındaki mesafeye bakılarak yazının analizi yapılabileceği iddia ediliyor bu uzmanlara göre. Kimileri bu uğraşın tarihini 1600'lü yıllara kadar götürse de aslında gün yüzüne çıktığı tarih olarak 1875'li yıllar söyleniyor. Camillo Baldi isminde İtalyan bir doktor var. Ona dayandırılıyor tarihçesi fakat bu İtalyan doktor Rahip Michon'a ilham oluyor. Rahip Michon bu İtalyan doktordan ilham alarak grafoloji kavramını ilk defa kullanan isim olarak tarihe geçiyor. Hatta bununla ilgili bu rahip birkaç tane kitap bile yazıyor. Bazı düşünürlere göre o kadar ciddiye alınıyor ki grafoloji, şu tarz cümleler kuranlar bile çıkıyor. Yazılarımız kağıda işlenmiş DNA'larımızdır. Fransa'da hali hazırda günümüz dünyasında bile iş mülakatlarında insanların yazı yazması isteniyor. Yazılarına göre iş karakterleri belirleniyor. Yani şirket sahibi kişi insanın yazısına bakarak onu şirketinde çalışmaya layık görüyor ya da ona iş vermiyor. Örnek vermek gerekirse, yazınız sağa doğru yatıksa iletişim yeteneğinizin ileride olduğunu gösteriyor. Yazınız sola doğru yatıksa ise duygusal olarak ihtiyatlı olduğunuz anlamına geliyor. Yine bu uzmanlığa göre yazınız dikse mantığınıza, duygularınızdan daha fazla önem veriyorsunuz gibi bir anlam çıkartıyorlar. Yine mesela iri yazıyorsanız, dışa dönük ve dost canlısı bir insanken eğer minik yazıyorsanız daha içe kapanık, mantıklı ve biraz kindar olduğunuzu düşünüyorlar. Bu ve buna benzer birçok iddiası var grafoloji uzmanlarının. Yazı zamanla değişiyor. İlkokul sıralarında yazdığınız yazıyla daha sonraları yazmış olduğunuz yazı arasında ciddi fark var. Kaldı ki birisi yazısını daha güzel olsun diye uğraşırsa yazamayacağı şekil yok. Yani üzerine biraz çaba sarf ettiğinde yazısını istediği şekilde yazabilir birazcık kabiliyetli olan birisi. Dolayısıyla bir dosya kağıdına bakarak bir kişinin analizinin dört dörtlük yapılabileceğini iddia etmek çok mümkün değil bizce. Grafologlar bu çelişkiye şöyle cevap veriyorlar. Farklı dönemlerdeki farklı yazılarınızı inceleyebilirsek çok daha tutarlı bir analiz yapmamız mümkün diyorlar. Bir de adli grafoloji var. Yani hukuksal işlerde imza kime ait, bu iki evraktaki imza aynı kişinin elinden mi çıkmış, imza sahte mi değil mi bunu araştırıyor uzmanlar. Biraz daha ciddi bir iş yani. El yazısıyla şahsiyet arasındaki ilişkinin bilimsel bir ispatı yok. Yapılan yorumlar daha çok tecrübi bilgilere dayanıyor. 1992 yılında yapılan bir çalışmada katılımcılardan bir cümle yazması isteniyor. Bütün katılımcılara aynı cümle yazdırılıyor ve grafologlara bu cümleler analiz ettiriliyor. Yapılan analizler neticesinde ortaya çıkan yorumlar daha çok tahmini bilgilere dayanıyor. Yani aslında bu işin bilimsel tarafı öyle çok da sağlam değil. Jeffrey Dean isimli araştırmacı 200'den fazla araştırmada yapmış olduğu incelemede grafologların açıkça yanıldığını ispat etmiş. İnsanlar yazılarını yeteri kadar emek harcadıklarında istedikleri şekilde değiştirebilirler. Dolayısıyla yazının üzerinden bir kişinin karakterinin tam olarak analiz edilebileceğini söylemek çok tutarlı bir şey olmasa gerek. Zaten her ne ki insanı tanıyabileceğini ya da tanımlayabileceğini iddia ediyorsa yalan söylüyordur. Çünkü varlık alemindeki en karmaşık yapı insandır. İnsanı iki nokta üst üste koyarak tanımlayabilmek çok da mümkün görünmüyor. İnsanları tanımak istiyoruz. Bu çok anlaşılabilir bir eğilim. İnsanları tanımak istediğimizden belki çok daha fazla kendimizi tanımak istiyoruz. Dolayısıyla birisi bizimle alakalı konuştuğunda
Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. İnsanların hiç bıkmadığı bir konu varsa o da kendileridir. Bir karikatürde okumuştum. Kadın karşısındaki adama şöyle söylüyordu. Ben yeterince benden bahsettim. Hadi ne olur biraz da sen benden bahset. Tıpkı burada olduğu gibi insanlar kendilerinden bahsedildiklerinde hiç bıkmadan konuşulsun isterler. Fal baktırma nedenleri de budur. El analizi de sanki biraz buna yakın gibi görünüyor. Hadi ne olur benden bahsedelim. Hadi ne olur beni tahlil et. Hadi ne olur beni konuş. Elbette daha iyi bir insan olmak istiyoruz. Ve birileri bizi yönlendirirse bazen çok mutlu oluyoruz. Fakat mesele eğlencelik bir fal oyunu ise birilerinin kalıplarına girmeyi reddetmek insan onuruna çok daha yakışır bir duruş olacaktır. Çok daha iyi bir insan olabileceğinizi unutmadığınız bir dünya temennisiyle. Hoşça kalın.